Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'ın itiraflarıyla tekrar gündeme gelen Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, elçiliğin icraatlarını anlatmak için YouTube kanalı kurdu ve Prag'dan gol sahasından seslenen Bağış, haftanın yorgunluğunu attıklarını söyledi. Prag yakınlarındaki Beron gol sahasından enişten selamlar, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, elçiliğin icraatlarını anlatmak için YouTube kanalı kurdu. Çikolata kutusunda rüşvet alan bir kişi büyükelçi tayin ederseniz o ülkenin vatandaşı size nasıl bakacak? Prag'dan gol sahasından seslenen Bağış, haftanın yorgunluğunu attıklarını söyledi. Yoğun bir haftayı keyifli bir etkinlikle, bir gol turnuvasıyla kapatıyoruz. Her cuma günü bakara makara yazıyorum, bir tweet atıyorum diyen adamı siz alkışlamadınız mı? Prag'da ilk kez düzenlenen Türk Kahvesi Kültürü Festivali ile ilgili bilgiler veren Bağış, son olarak eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmişti. Büyükelçi olduğu ilde gitmiş camiye, efendim fotoğraf çekiyor, oradan da reklamını yapıyor. Şimdi sormak istiyorum ya. İbadette reklam var mıdır? Egemen Bağış, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 6 Eylül 2019'da Çekya'nın başkenti Prag'a büyükelçi olarak atanmıştı. Pazar videomuzu da burada sonlandırırken hepinize enişten sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Halk müziği sanatçısı Erdal Erz